Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Allah'tan geldik ve ona döneceğiz ne demektir? Bunun üzerinde konuşmaya çalışacağız. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte, bazılarını methederken, اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar o kimselerdir ki, kendilerine bir musibet geldiğinde, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler. Yani biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. اِنَّا لِلّٰهِ Allah'a aidiz anlamında. Bazıları bu kısmının mealini verirken diyorlar ki Allah'tan geldik ve inna ileyhi raciun, ona döneceğiz. Allah'tan geldik manası doğru bir mana olmakla beraber doğrudan bu ayetin burada ifade ettiği mana o değildir. Bu ayet-i kerime asıl şunu anlatıyor. Yani biz kendimiz için değiliz, Allah içiniz. Belki bunu şöyle bir örnekle daha iyi anlayabiliriz. Diyelim birisi bir başkasının tarlasında ameli olarak çalışıyor. Ve orada diyelim kendisiyle anlaşma yapılmış. Günde 100 yeni Türk lirasıyla yevmiyesi var. O şekilde çalışıyor. 8 saat boyunca orada çalışacak. Artık bu kimse o 8 saat boyunca kendine ait bir işi yapamaz. Ve orada o işin sahibi kimse onun dediklerini yapmakla mükelleftir. Orada ona aittir. Veya bir model düşünelim. Üzerinde elbiselerin denenmiş olduğu bir model. Ustası onu model olarak tutmuş, ona ücretini veriyor. O modelin görevi sadece emredildiği tarzda oturmak, kalkmak, üzerinde elbiselerin denenmesidir. Diyelim bir elbise gayet yakıştı, bu benim üzerimde kalsın diyemez. Onun patronu onun üzerinde başka elbiseleri de deneyecektir ve onda çok değişik modelleri göstertecektir. Benzeri bir şekilde her bir insan Allah-u Teala'nın isimlerinin tecellisine bir aynadır. Ve Allah-u Teala onun üzerinde çok yeni şeyler denemektedir. Ve Allah-u Teala tabiri caizse insanlık aleminde renkliliği murad etmiştir. Ve bunun neticesi olarak mesela insan ana rahminde devamlı değişiyor. Devamlı büyüyor. Dünyaya geldiğinde yine bebeklik, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık gibi dönemlerden geçiyor. Hatta hiçbir insanın bir günü diğerinin aynı değil. Sağlık itibariyle düşündüğümüzde insan zaman zaman sağlıklı olur, zaman zaman da hasta olur. Demek ki Allah-u Teala bazen sağlıkla dener, bazen de hastalıkla dener. Bazen zenginlikle dener, bazen fakirlikle, bazen korkuyla dener, bazen açlıkla. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın insanı müptela kılmış olduğu bir takım vaziyetlerdir ve insan bunlarla denenmektedir. İşte bir insan inna lillah dediğinde biz Allah'a aidiz. Buna inanan bir kimse musibetler karşısında yıkılmaz. Normalde musibetlerin pek çoğu insanları ümitsizliğe sevk eder. Bir hastalıktır, bir iflas olayıdır, bir sağlık problemidir. Bunların her birisi birer musibettir ve insanların çoğu bu musibetler karşısında sarsılır. Ama Allah'a imanı kuvvetli olan bir kimse bu gibi musibetlerle karşılaştığında onun bir kalkanı vardır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun der. Yani ben bana ait değilim, biz bize ait değiliz, biz Allah'a aitiz. Allah üzerimizde dilediği tasarrufta bulunur ve inna ileyhi raciun ve ona döneceğiz. Onun huzurunda dünyada yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Eğer musibetlere sabretmişsek karşılığını alacağız. Nimetlere şükretmişsek karşılığını alacağız. İşte böyle bir bakış, böyle bir inanış insanı gerçekten rahatlatıyor. Ve gerçekten de İslamiyet'in bir tek esası bile, Kur'an'da bildirilen bir tek ayet bile mutluluk noktasında bize çok büyük mutlulukları kazandırıyor. Hayat felsefesi noktasında gerçekten de çok güzel bir bakışı bize kazandırıyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bundan böyle mahrum olan insanlar, bunu demekten mahrum olan insanlar musibetler karşısında yıkılırlar. Diyelim üniversite imtihanlarına hazırlanan bir genç bir tek puan farkıyla girmek istediği bir yeri kaybetse ama Allah'a imanı varsa o kimse Allah'tan gelen her şey güzeldir der.
ve rahatlar. Ama böyle bir inna lillahi ve inna ileyhi raciun deme erdemini gösteremezse, böyle bir nimetin farkında değilse adeta yıkılır. Bir tek puandan dolayı, kaybetmekten dolayı adeta yıkılır. Ve hayatın hemen her kesiminde mesela bir takım insanlar vardır. Bunlar musibete maruz kaldığında çok perişan olurlar. Ama bir kısım insanlar vardır, aynı musibetlerde Allah katındaki derecelerini artırırlar. Bir batılı yazarın kitabında okumuştum. Şöyle bir örnek veriyor. İnsan suya düşünce hemen boğulmaz. Yüzme bilmiyorsa o zaman boğulur. Bizler şu anda hayat denizindeyiz. Hayat denizine düşmüşüz. Ve hayat denizi çok da süt liman bir deniz değil, dalgalı. Bunda bazen nimetler geliyorsa da bazen de musibet dalgaları geliyor. Ve bir insan o musibet dalgaları karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun demekle rahatlıyor. Adeta o zaman bir gemiye biniyor, tevekkül gemisine biniyor. Yüzme bilmeyen bir kimse denizde boğulur ama gemiye binebilmişse kurtulmuş olur. Veya bir can kurtaran simidine tutunabilmişse o dalgalı denizde yine kurtulmuş olur. İşte Kur'an-ı Kerim pek çok can kurtaran simitleriyle dolu. Bunlardan bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi inna lillah ve inna ileyhi raciun hakikati. Allah'tan geldik, yani Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Bu mana gerçekten insanı rahatlatan bir mana. Hazreti Ali'nin şöyle bir olayı anlatılır. Hazreti Ali'nin valilerinden bir tanesinin çocuğu vefat etmiş. Küçük yaşta çocuk vefat ediyor. Vali elbette üzülüyor. Hazreti Ali ona bir taziye mektubu gönderiyor. Ve mektubunda diyor ki Allah'tan gelen bu musibete sabret. Ta ki Allah sana mükafatını kat kat versin. Eğer bugüne kadar feryat etmek, bağırıp çağırmak vefat eden herhangi bir kimseyi geri getirmişse sen de feryat edebilirsin. Ama madem ki getirmiyor, o halde Allah'tan gelen bu musibete sabret mesajını veriyor. Bu mana hepimizin ihtiyacı olan bir manadır. Allah-u Teala'dan gelen her şey aslında güzeldir. Bazı görünüşte böyle musibet gibi görülen şeylerin altında Cenab-ı Hakk'ın lütufları vardır. Buna celal içinde cemal tecellisi denilir. Mesela kahharane fırtınalar olur ama o fırtınaların ardında bakarsınız artık o kara bulutlar dağılmış, güneş pırıl pırıl parlıyor, etrafı aydınlatıyor. Onun gibi bir insan bir takım böyle sıkıcı hallere, sıkıntılı hallere maruz kalabilir ama bunların neticesinde Allah-u Teala onu nice nimetlerine mazhar edecektir. O sıkıntılı hallerin ardından rahmet-i ilahiye tabir caizse tebessüm edecektir. Ve zaten şu dünyada saadet sarayına meşakkat yolundan varılıyor. Yani bir insan durduğu yerde hemen saadet sarayına, mutluluk sarayına gidemiyor. Bunun biraz çilesini çekmesi lazım. Bunun biraz ızdırabını çekmesi lazım. Tabiri caizse bu işin tabiatında bu var. Bu olmadıktan sonra, bedeli ödenmedikten sonra hemen birden insanlara mutluluk verilmiyor. Büyük zatlara bakalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Eşeddün nâsi belâen el enbiyâ sümmel evliyâ fel emselü vel emsel. Yani en fazla belaya maruz kalanlar başta peygamberlerdir, sonra Allah'ın veli kullarıdır, sonra derecesine göre diğer insanlardır. Allah-u Teala tabir caizse sevdiği kula bela gönderiyor ve o belada o kimse hakkında bir rahmet oluyor. Hastalık mesela normalde insanın istemediği bir şeydir ama peygamberimiz el emradu hedaya min Allah diyor. Hastalıklar Allah'tan birer hediyedir. Bunun anlamı Allah'tan hastalığı isteyelim demek değildir. Ama bir insan hayat yolunda yoluna devam ederken zaten hastalık geliyor. Böyle bir durumda insan o hastalıktan iyi istifade etmesi gerekir. Tedavi için çalışacaktır ama şifayı Allah'tan bilecektir. İşte inna lillahi ve inna ileyhi raciun ayeti bize çok değerli bir hayat felsefesi sunuyor. Hayatın zorlukları karşısında bir can kurtaran simidi bize uzatıyor ve insan bunu bildiğinde, bunun gereğini yapabildiğinde şu dünya hayatında
sıkıntıların karşısında yıkılmadan yoluna devam ediyor. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.